Ben şöyle başlayayım. Yani sunumdan Tabii önce hocam. biraz şöyle kendimden bahsedeyim. Mustafa Aydın, yaklaşık herhalde bir 20 yıl oldu. Sektörün içerisindeyim. Sektöre nasıl başladım? Ben eğitim iletişimi planlaması mezunuyum. Yetişkin öğrenme üzerine bu ara geldi. Şu an gördüm. Şifreyi gönderdim. Üçüncü sınıftayken ben biraz şanslı olduğumu düşünüyorum. Yalın Enstitü Derneği'nde öğretim tasarımcısı olarak başladım. Aslında meslek hayatıma Yalın Düşünce, Kaizen, 5S'in tasarımlarını yaparak başladım. Yaklaşık bir 3-4 yıl kadar böyle bir projelerde yer alma imkanım oldu. Mezun olduktan sonra da. Akabinde de, devamında da işte perakende, kargo, havacılık gibi farklı sektörlerde çalıştım. Öğrenme ve performans yönetimi üzerine. Son 5 yılda S2'de, son 2 aydır kendi yolculuğumda devam ediyorum. S2'de de son 5 yılın 3,5-4 yılı kadar da design thinking, aslında mentörlü yaparak geçti. 150'ye yakın proje, design thinking projesi yapmıştı. Benim için herhalde bana en büyük armağanıdır böyle bir ortam sağlaması. Aynı zamanda da en büyük yine artılarından, yeni doğan grubundan 50 yaş üstüne kadar bütün yaş grubunda çalışma imkanım oldu. Yani bütün yaş gruplarını gördüm. Projede ürettik. İçerisinde yani %30-40'ı başarılı oldu. En sevdiğim tarafı o. Yani 150 proje yakın ama yani %100 bu payı %30-40'a kadar. Tabii onlar da çok değerli projelerdi. Olmayan projelerde çok şey öğrendiğimiz çalışmalardı. 7'den 70'e düzeltti. Sıfırdan 70'e diyeyim. Daha doğmadan aslında falan, onu hiç unutuyorum genelde. Biz hamile tarafı da var. Daha doğmadan diyeyim. Yani şey kısmında. Öyle başladık. O kısımları da vardı. Akabinde de yani farklı sektör deneyimleri aslında. Biraz da orada yeni kariyerimi de o çekti. Tekstil okey. Hani IT tarafında kullanıcı deneyimi, öğrenme deneyimi, çalışan deneyimi ne varsa hepsi bütün projelerde. Hatta en son üretimde de var, gördüm. Cansu Hoşcan da burada. Proje arkadaşımdı kendisi. Onunla beraber de, merhaba Cansu bu ara. Onunla birlikte de üretim tarafında beraber dizayn çalışması yaptık. O yüzden de birçok alanda çalışma imkanım oldu. Bu kültürü özellikle, hani bana en çok ne kattı? Design thinking yaklaşımını bir kurumun içerisinde aslında içselleştirilmesini sağlamak. Hani onu kullanabilir hale getirmek, isteklendirmek kısmı çok çok değerli. Hasso Plattner'in çok güzel bir sözü var. Design Thinking diye kitabı var. SAP'nin kurucusu. Aynı zamanda da Hasso Plattner Enstitüsü'nde yine kurucularında. Diyor ki yani design thinking metodu diyor, yukarıdan diyor şeyle gelmez diyor, alttan gelmesi lazım diyor. Emir komutayla çalışmayan metot. Hani X metodu kullanıyoruz. Hadi herkes dönüşsün falan. Design de gitmiyor bu. Alttan böyle ciddi anlamda isteklik olması gerekiyor. Benim Suvaki'de en çok yaşadığım o oldu. Böyle bir benchmark yapmıştı bir şirket. Dedi ki stratejinizin neresinde vardı? Dedi, hiçbir yerinde yok. Ya nasıl yapıyorsunuz dedi. Ya dedim tamamen çalışanlar aslında istekli ve hareket ediyorlar, bunu deneyelim diye. Ve o dönemde de ilk başlarda böyle acaba soru işaretli olanlar şey diyordu. Ya Mustafa nereden çıkardın? Yalın dönüşüm bir taraftan, çevik dönüşüm bir yandan, bir de design thinking çıkardın başımıza deyip. Ama yaptıkça da aslında hem çevik hem de yalınla ne kadar çok sıkı bir ilişkisi oldu. Orada keyifli bir taraftan da onu deneyimledik ve güzel, benim açımdan da müthiş bir öğrenme oldu. Akabinde de kendi yolculuğuma başladım diyebilirim. Böyle kısacası bahsedeyim. Şimdi de ne yapıyorum? Ondan da bahsedeyim. Yaş dedi. Şimdi sektör tarafında sporda çalışıyorum. Sağlık tarafında. Biraz sektörü arttırmaya başladım. Sporda, sağlıkta, otomotiv sektöründe. Yine çalıştığım sektörlerden işte startuplarda, derin teknoloji taraflarında, savunma sanayi tarafında. Gene aslında şu an aklımda üniversitelerde çok bulunuyorum zaten. Beraber sen de çok o anlamda kıymetli çalışmalar da yapıyorsun. Teşekkürler Üniversitelerde akşam 11'de de olsa buluşuyoruz. Dün akşam Yıldız Teknik Üniversitesi Gizem'e hocaya selam buradan. Yıldız Teknik Üniversitesi, Yıldızlı gençler.
onlarla beraberdik. Böyle diyebilirim. Harikasınız hocam. Gerçekten emeğinize sağlık. Teşekkür ederiz. Birçok noktada yaklaşımlarımız ve sürece bakışımız aslında çok örtüşüyor. Bu bağlamda da bizi buluşturan şey de biraz da buydu. Yine sevgili Ercan Altıyılmaz hocanın aslında bizi linklediği iki kişiyiz bu konuda. Ona da teşekkür ediyoruz buradan. Selam olsun. Evet. Bu bağlamda da gerçekten yakından takip ettiğim, sürekli işin içerisinde desiniz ve çok farklı sektörde design thinking'i yaygınlaştırma noktasında müthiş bir misyonunuz var ve müthiş bir bakış açınız var. Bu bağlamda bir hazine olacak sizin bugün paylaştığınız deneyimler. Ve bu daha sonra YouTube'da da bu içeriğimizi Estağfurullah. paylaşıyor olacağız. Biz de elimizden geldiği kadar, hasta kadar bu bağlamda hem Design Thinking'i üniversitelere hem topluma yayma konusunda bir misyonumuz var. Bunun için de bize katkıda bulunduğunuz için İnşallah. çok teşekkür ederiz Estağfurullah. hocam. Çok sağ olun. Olur. Biz çok fazla soru geldi açıkçası. O Ben yüzden şöyle bugün hemen birkaç soru gelmeye başladı. Ama arkadaşlarımız size isterseniz farklı noktalarda ulaşsınlar. Biz yayında tamamdır. soru almamaya karar verdik hocam. Zaten soruları size attım, gördünüz. Bayağı bir Evet, gördüm. 20-25'e yakın soru var. Hepsini konuşmaya Harika. kalkarsak sabaha edeceğiz. Ama bu yayının belki çok lezzetli olup sizi de tekrardan kandırabilirsek belki ikincisini yaparız bir süre Yok sonra yok, estağfurullah. diye Memnuniyetle düşünüyorum. diyorum. İsterseniz Benim şimdi sizi hakkımı bırakalım. paylaşayım. Sizi bırakalım konuyu ve siz başlayın. Akabinde sorular üzerinden tekrardan gidelim. Hem sizin zamanınızı hem de katılımcılarınızın zamanını daha Tamam. verimli kullanalım. Size co-hostluk verdik hocam. Ben şimdi sahneyi size bırakıyorum. Söz sizde, Çok buyurun. çok teşekkür ederim. Kısa bir sunum aslında. Hani çok da sunumla da geçirmek istemiyorum. En azından oradan sonra zaten sohbete de devam ederiz Emre Hocam. Seninle birlikte de zaten dediğim gibi benzeşen çok yönlerimiz var. Design yaklaşımda, bakışımızda. Biz Lotus for Design olarak hayata geçtik. Ve burada aslında Design Think, Design Lab gibi düşünceden eyleme. Hani bizim en çok vurguladığımız şey eyleme, harekete geçirilmek. Yani overthinking ya da o overload dediğimiz aşırı yüklemeyi, aşırı şey düşünmeden ziyade hareketle eyleme geçmek önemli. Böyle bir görevle yola çıktık. Aslında iki şeyimiz var. Bir tabii design thinking deyince genelde gelecekle uğraşıyoruz. Yani geçmişin problemlerinden ziyade yani gelecekteki problemleri bugünden çözme. O yüzden de geleceği inşa etmek için düşüncelerimizi bugünden yeniden tasarlamak. Müşterilerimizin hedeflerine ulaşmalarında yardımcı olmak. Aslında bizim buradaki vizyon, misyon tarafımızda da çalıştığımız tarafta burası birçok projelerde hani misyon tarafında hep müşterimize ulaşmak istediği hedefler noktasında yardımcı olmaya, destek olmaya çalışıyoruz diyebilirim. Yani üç ana çalışma alanımız var. Design Lab dediğimiz akademi ve atölye çalışmaları. Design Lab aslında bizim tamamen problem odaklı. İşte X bir konuda işte turnover, atıyorum çalışan derim, de turnover oranını azaltmak, işte yeni bir ürün çıkarmak ya da bir süreç iyileştirmek gibi dijitalleşmek önümüz zamanlarda çalışacağımız projelerden bir tanesi. Bu konularda çalışmalar yapıyoruz. Akademi tarafında eğitimler veriyoruz. Yani birçok eğitimler var. Problem çözmeden hikayeleştirmeye, ekip yönetimine kadar birçok eğitimleri, kullanıcı deneyiminden tutun da iç kurum, iç girişim gibi oralarda hani eğitimler var. Atölye tarafı benim en çok böyle heyecanlandığım diğer taraf burası. Atölyesi üniversitelerle bir araya geldiğimiz yer. Vakıflarla bir araya geldiğimiz yer. Devlet İnci Vakfı ile yoğun çalışıyoruz. Coşkun Oz Eğitim Vakfı ile bir çalışma başlatacağız. Boğaziçi Üniversitesi de bugün onların da işletme kulübüyle bir çalışmaya başladık. İTÜ Mezunlar Derneği ile gene başladık, planını yaptık. İzmir Ekonomi Üniversitesi var. Bilgi Üniversitesi var. Onlarla 6 hafta süren bir program yaptık. Böyle atölye tarafında da bizim hep çok heyecanlandığımız bu işi aynı Emre Hocam sizin topluluğun gibi aslında biz ne yapalım? Destek olmak topluma olarak bizim belirlediğimiz misyonla hareket ediyoruz diyebilirim. Aslında işte gelecekten bahsettik. Yani geleceği hayal edebilirsiniz, planlayabilirsiniz, inşa etmeyi deneyebilirsiniz. Ancak gelecek odaklı bir düşünce setiniz yani zihniyetiniz olmadıkça geleceği asla gerçekten hazırlanamazsınız dediğimiz kısım. Yani biz o yüzden vizyonu da burada çizerken biz hep geleceğe baktırmak. Yani gelecek deyince de bilim kurgu türünde şeyler değil. Yani 5 yıl sonra ne yaparız değil. Aslında bir 2 ay, 3 ay sonra bu gelecek vizyonunda
neler yaparız kısmını düşündürmeye, o setleri geliştirmeye çalışıyoruz diyebilirim. Bizim kendi aslında hani üzerinde yaklaşık 4-5 yıl, hani S2'den önce de ben dizayn çalışmasına başlamıştım. Onu da belki tam buradan hikayesini anlatayım. Yaratıcı Özgüven kitabıdır. 2015 yılında benim Design Think'le tanışmam. Oradan başlayan bir süreç diyebilirim. Daha sonra yaptıkça hani Design Think'le başladık. Ya bir şeyler daha geliştirmemiz lazım, bir şeyler eklememiz lazım. Yani çünkü orada yaşadıkça bazı problemler, ekibin hareket etmesi, ekibin yeni bir değer bulma noktasında böyle hep şeyleri gördükçe dedik yani design thinking'i alalım etrafını çevirelim derken bir ev modeli ortaya çıktı. Aslında hani bu işin çatısı değer odaklılık. Çok sevdiğim bir söz var. Hani design thinking müşteri hoşluk olsun ya da çalışan hoşluk olsun yapılmaz. Mutlaka bir değer üretmesi gerekiyor. Ve bu iki sütunu aslında design thinking ve lean startup beraber çalıştırmaya özen gösteriyor. Bu işin en temelinde benim belki geç fark ettim. Daha çok hemen design thinking ile başladık ama öncesinde özgüven ve cesaret. Yani kişinin orada Albert Bandura'nın özgüven ve cesaretle ilgili çalışmaları var. Albert Bandura'yı mutlaka araştırmanızı tavsiye ederim. Diyor ki hani öz yeterlik algısında işte bilinmezlik korkusu, yargılanma korkusu ve başarısızlık korkusu kişilerin aslında yeni bir şey yapmaya da yeni şeyler öğrenme noktasında cesaretini kırar ya da eski alışkanlıklarına döndürür diyor. Biz de aslında tamamen odağımızda ilk olarak biz bir design thinking çalışmasına başlayacaksak kişinin önce ya da takımların buradaki şeylerini ortaya çıkarmaya çalışıyoruz. Özgüven ve cesaretle ilgili o iç sesleri dışarıya çıkarmaya çalışıyoruz. Çok keyifli oluyor. Ve Albert Bandura buna şey der, belki metafor olarak siz kullanabilirsiniz. Bazen çalıştığım takımlar şey diyor, hocam çok derin anlamı var bir cümlenin ama keyifli oluyor. Ekipler genelde oradan geliyor. Albert Bandura diyor ki, eğer diyor, kişi hareket etmiyorsa diyor, yeni bir şey bulmuyorsa diyor, odaya 3 tane yılan girmiştir diyor. İşte başarısızlık korkusu, belirsizlik ve yargılanma korkusu diyor. Bunları 3 yılan diyor. Bu 3 yılanı odaya sokmayın diyor. Yani mümkünse bu 3'ü o odaya girmezse ekipler inanılmaz şeyler yapar diyor. Ekipler böyle bir sprintler atınca, bir hareket çıkmayınca, bir şey olmayınca diyorum ki odaya hangi yılan girdi? Ve ekipler orada şey diyor, hocam belirsizlik girdi. Yani biz ne yapıyoruz kısmı hareket ettiremedi bizi. Ya da yargılanma korkusu geldi. İşte ya demezler mi bize, arkadaş işiniz gücünüz yok mu? Hani sizin neyle uğraşıyorsunuz? Ya da başarısızlık korkusu. Ya buradan bir değer üretemezsek tarafı. O yüzden de bunu keşfetmeleri, bunu bir dile plesenk haline gelmesi takımlar halinde çok değerli. Bunu oturttuktan sonra tabii bitmiyor. Üzerinde de bir gelişim mindset'i var. Biz bunu Learning Sprint olarak çalıştırıyoruz. Carol Dweck, tavsiye ederim. Bütün ebeveynlerin zaten okuması gereken bir kitap. Hani yönetici ve ebeveynlerin diyorum ben genelde. Aklını en doğru şekilde kullan kitabının yazarı. Oradaki gelişim yani fixed mind, grow mind dediği sabit fikirlilik, gelişim fikri kısmı. Biz de bunu gelişim zihniyetine geçirebilmek için Learning Sprint adını verdiğimiz yaklaşımlarla aslında küçük adımlarla öğrenelim. Burada şunu altını çizeyim. Öğrenme bir süreç değildir, bir etkinliktir. Learning is not a process, is an event diye böyle çok yalın düşünceyle design thinking ile ilgili böyle araştırmalar yaparken orada fark ettiğim bir şeydi. Toyota yaklaşımında gördüğüm bir şeydi. Bu ne demek? Öğreniyoruz. Hayır, küçük adımlarla öğrendiklerimizi, yani aha anlarını hızlı bir şekilde yaşayalım. Çünkü öğrenmeyi böyle sürece bıraktığınızda motivasyon anlamında düşüklük oluyor. Biz de o yüzden Learning Sprint, bu 4 sprint atılıyor. Learning 0 ile başlayan 4 sprint, haftalara takımlar bölüyor. Ve aslında bu yukarıdaki bütün metotları kullanıyorlar diyebilirim. Yani keşfetle ve öğren. Yani design thinking keşfetle başlar. Lean startup öğrenle tamamlar. Aslında bu ikisi arasındaki keşfetme ve öğrenme arasındaki bizim öğrenme deneyimimizde, takımların öğrenme deneyimlerinde, iç seslerinde ne var, hareket etmelerinde. En çok gördüğüm şey şu oluyor. Design thinking'de sorulardan bir yerde de vardı. En çok nerede zorlanıyorsunuz diye. En çok zorlandığım yerde yani sonuç olarak hocam başladık iyi bir şey bulalım. Yani
genelde böyle başladık bitirelim. Yani bu işin ciddi anlamda deneme, yanılma kısmından ziyade orada biraz Kaizen'e dönmeye başlıyor. Durum iyileştirme tarafına ekipler kayabiliyor. O yüzden de hani biz burada biraz daha başarısız olalım. Tekrar deneyelim, öğrenelim mantığına getirmeye çalışıyoruz. Çünkü bir kas yani yaratıcı düşünme dediğimiz, öğrenme dediğimiz hepsi bir kas ve geliştirilmesi gereken kas olarak görüyoruz diyebilirim. Özellikle biz bu mantığı Design Lab olarak az önce de geleceği şekillendirmek için düşüncelerimizi bugünden yeniden tasarlamalıyız. Dediğimizde biz Design Lab ismini veriyoruz. Aslında biz laboratuvarda tekrardan düşünceleri yeniden tasarlıyoruz ekiplerle beraber. Burada hangi düşünme şeylerini, hangi yetkinlikler? Bunlar Dünya Ekonomik Forumu'nun hani artık ilk beşe koyduğu olmazsa olmaz yetkinliklerinden. Analitik düşünme, eleştirel ve kreatif düşünme. Bunlar el ele gider. Genelde eleştirel düşünme, kreatif çok sanki böyle uzandıymış gibi. Yok, çok özellikle analitik düşünme falan bayağı kol kola giden yetkinlikler. Eyleme geçme. Buradaki özellikle bir kitap daha var. Atalet diye bir kitap var. Tam ismi böyle mi hatırlamıyorum. Bizdeki en büyük problem atalet problemi. Yani eyleme geçememe problemlerimiz çok ciddi anlamda var. Ataletle ilgili kısımları ekiplerin aşması için eyleme geçme çok önemli. Ve hani amigdala'da yer alan, zaten beyinde de gördüğünüz gibi cesaret ve özgüven. Aktif öğrenme hipokampüsün orasına tarafından. Hani devamlı aslında bunu öğrenmeye doğru harekete geçirecek ve yukarıdaki aslında ön lobla serebral korteksin ciddi anlamda beraber çalışması demek. Design Lab'da aslında Design Thinking'de bu becerilerin hep beraber hareket ettirmesini sağlıyor diyebilirim. Küçük böyle dedik öğrenmek kısmında bir not. Çünkü beyin nasıl öğrenir de ekiplerin de bir şey yapması lazım. Bazen aralarda biz mutlaka bunları gösteriyoruz. Tıkandığımız noktada öğrenme kısmını da devreye sokuyoruz. Ve bu en çok neye yarıyor? Az önce biraz bahsettim. Çift elli organizasyonlar. Yani böyle kavramlar güzel ama çok ben böyle çok büyütmüyorum. Ama çift elli organizasyon komple dönüşecek. Değişime liderlik ettiği kitabı vardı. Ve kitap ismini unutuyorum. İçindeki yazı aklımda geliyor ama kitap ismi çok Kotter'in kitabıydı. Diyor ki yani büyük değişimler küçük adımlarla başlar ve o sayı dahi vermiş kitabında. Benim çok hoşuma gitti. Diyor ki bir şirkette değişim başlatacaksınız diyor. Bu 100 kişi de 5 kişidir diyor. 1000 kişi de 50 kişidir diyor. Yani bir şey küçük küçük adımlarla başlatın. Yani böyle hurra komple bir organizasyona girmeyin. Ben de çalıştığım kurumda dahi hep böyle başladık. Yani 3-4 kişiyle başla. Yani ve yavaş yavaş küçük adımlarla hani fayda ürettikçe faydayı sat, pazarlama. Yani benim herhalde en çok yaptığım şey oydu. Pazarlama kasının iyi olduğunu sonradan öğrendim. İşin pazarlama tarafı çok çok değerli kurum içerisinde. Bunu da tek başına değil aslında azdan azda pazarlama dediğimiz olay çok önemli. Ve bu noktada çalışırken ekipler yani her iki elinin de aslında aynı kasta, aynı yetkinlikte kullanabilmesi her iki elinde. Bizim bir tane hani örnek var. Benim çok sevdiğim anonim bir örnek. Hani böyle şey değil. Sadece çocuğu olan ya da çocuklarla ilgili bir şey olan somut oluyor. Ne demek? İşte dizayn çalışmasını yapıyorsunuz. Soru çıkıyor. Ekip iki tane soru yazıyor. Diyorum ki iyileştirme sorusu ne? İnovasyon sorusu ya da keşfetme sorusu ne? Hadi önce bunları bir yazalım. Ve ekip önce bunun ne olduğunu anlıyor. Ha, çift elde demek bu demek. Bu bize kalmış bir şey diyoruz. İşte 5-8 yaş çocukların okul sırt çantalarının tabanlarının daha dayanıklı olması nasıl sağlayabiliriz? Bir iyileştirme. Aslında bir orada küçük bir şeyle iyileştirebiliriz. Bunu da yapabiliriz. Ekipler zaten uzmanlık, teknik uzmanlığı girdiği konu bu. Yıllardır bu işi yapıyorlar. Ve bu geçmiş problemle alakalı. Ama bir taraftan da yeni bir soruyoruz. Daha insan odaklı. Design thinking zaten en önemli katı problemin içerisinde insanı koyabilmek. Yani insanın duygu ya da ihtiyaçlarını koyduğunuzda buradaki soru da şöyle değişiyor. 5-8 yaş çocukların okula giderken daha rahat taşıyabilecekleri sırt çantaları nasıl tasarlayabilir? Hani işin hikayesi var tabii. Benim kızım da var. Bir çantası var. Hepiniz bilirsiniz. Çocuklar şöyle arkaya doğru giderek devam eder. Genelde yani benim kızım da çok yapar. Çantayı sürükleye sürükleye götürür. Ve altı hızlı bir şekilde aşınmaya başlar. Onu fırlatır. O yüzden bu bir bakış açısı. Yani ikisi
Hani böyle çok ben ulaşılamaz hale gelmesini hani bir öğrenme deneyim tasarımcısı olarak çok uzak durduğum şeyler. Yani bunun alttaki basit ilk adımı ne? İşte bu. Yani iki soruyu ayırdığımızda zaten kişiler hani kişiler de bu değeri dönüştürecek olarak tanımlıyoruz. Benim çok sevdiğim hani eğitimlerde çok örnek verdiğimiz hadi bunu biraz daha farklı örneklerle yapalım. İşte medikal aletleri daha hafif nasıl yapabiliriz? Bir kaizen sorusu. Ama diğer tabii inovasyonu götürecek soru uzun süren operasyonlarda cerrahi aletin elde daha rahat durmasını nasıl sağlayabiliriz? Aslında bu her ikisini yapabiliriz diyoruz. Ama tam olarak insan ihtiyacını yani gelecekteki ihtiyacı ne olacak kısmı diğer taraftan daha iyi ve farklı fare kapanları nasıl icat edebiliriz? Daha sağlam, daha kaliteli, daha dayanıklı gibi. Ama bir taraftan da ya insanlar aslında fareleri evlerinde fare yakalamak istemiyor. Evinden fareleri uzak tutmak istiyor. O zaman bunun yeni yollarını tasarlayabiliriz kısmı. Aslında aynı problemi iki açıdan yani aslında bir insanın problemini iki farklı açıdan görebilmek. Yani bakış açısını değiştirebilmek ekibin. Bakış açısını değiştirdiği anda zaten bizim çok sevdiğim şey var. Yani ekibin sorularını değiştirip bakış açısını değiştirdiğinizde zaten toplum değişmeye, organizasyon değişmeye başlıyor. O yüzden hani bu noktada sorularının değiştiğiniz anda zaten sizin bir şey yapmanıza gerekmiyor. İç motivasyon devreye giriyor. Hani bu benim çok sevdiğim görsellerden bir tanesi. Suya nasıl ulaşırız? Göçebe yaşam. Suyu kendimize nasıl getiririz? Yerleşik yaşam. Yani bu ikisi arasındaki şey gibi böyle çok daha basit göstermek için. Yani suya nasıl ulaşırız dersek göçebe hayat yaşamına göre alet, edevat, süreç, sistem tasarımı yaparız. Ama suyu kendimize nasıl getiririz dersek bütün inovasyon, icat etmek, keşif ona göre olmaya başlar. Yani bu tamamen bizim bakış açımızla alakalı bir mevzu. Biz ekipleri tamamen yaptığımız şey hani o geleceğe doğru hazır bir zihniyet dediğimiz kısım aslında buradan sorulardan. Ama tabii bu sorulara gelmek kolay değil. Yani onu da şey söyleyeyim hadi diye gelinecek şeyler de değil. O yüzden bunun o cesaret ve özgüven, learning sprint, grow mindset bunların böyle iyice yeşerdikten sonra üzerine bunlar geliyor. Yoksa bu ikisi olmadığında benim en çok karşılaştığım zorluklardan learning mindset, grow mindset olmadığında genelde böyle uzman olduğu hocam garantiyi deneyelim. Yani zaten X yapmışlar onu yapalım. Yani yeni şeyler denemeyelim, maceraya atılmayalım gibi çok karşılaşabiliyoruz. İşte bu da aslında kişinin o Albert Bandura'nın meşhur söylediği o odadaki 3 yılandan birileri girmiş oluyor. O çalışma alanına diyebilirim. Biz nasıl başlıyoruz? Yani çalıştığımız kurumlarda, bu SWAC'te de benzer, hala devam ettiriyoruz. Önce bir düşüncenin kilidini açla başlıyoruz. Az önce bahsettiğimiz yaratıcı özgüven, cesaret, learning mindset onlarla. Daha sonrasında bir stratejik amaçla da OKR'lerle bağlıyoruz. Yani biz niye dizaynla bu yapacağız? Ve başlıyoruz. Problemden etkilenenler kimler? Önce onları kaba taslak yapıyoruz. Burada en çok şey vardır. Bazen böyle burada arkadaşlarım bilmiyorum. Diyorlardı ki şey hocam bir pazar araştırmayı bekleyelim. Kaç ay bekleyeceğiz? 2 ay bekleyeceğiz. 2 ay mı? 2 ayda ne yapacağız biz? Yani problem akıyor bir taraftan. O yüzden de hızlı biz hareket edelim. Birkaç tane aynı davranışını sergileyen müşteri ya da çalışan bulalım dediğimiz davranış odaklı. Bu çok önemli. Hani persona dediğimiz şey bizim henüz personayı burada başlamıyoruz. Persona dediğimiz maskelemek demek. Persona çok sonralardan yazılıyor. Bugün de öyle bir üniversitede konuşurken hocam biz hemen persona ile başladık dedi. Dedim hata yapmışsınız yani. Persona kartı çok fikir aşamasından sonra çıkar. O yüzden bir gözlemlemek yani davranışta nasıl davranıyor? Bir antropolog gibi olmak. Ben her zaman derim antropolog gibi sahaya çıkmak. İnsanların yaşadığı yere gitmek. Yani design thinking 3 günlük kapatalım kendimizi bir workshop yapalım falan. Yani bilmiyorum çıkıyorsa serendipity diyoruz oraya biz. Mutlu tesadüf ama gerçekten ciddi anlamda sahada müşterinin olduğu bağlamda çok gitmek gerekiyor. Orası bile bir atalet mevzusu. Gözlem ve saha ekip komple çıkma, hipotez üretme, öğren doğrula, hipotezleri de doğrula, sahaya tekrardan çık, fikir üret, prototiple tekrardan test et, sahaya çık, bağlama, yinele, MVP üret, öğren doğrula ve iş modelini oluştur. Ve en sonunda geldiğimizde daha iyisi ne olabilirdi? Restless reinvention.
Aslında bizim başarımız, yani istediğimiz şey, arzu ettiğimiz, gelmek istediğimiz nokta, kişi, ekipler, kişiler restless reinvention seviyesine geliyorsa, ya biz bunu yaptık, okey, iyi de gidiyor ama daha iyisi ne olabilirdi? Yani yaptığı şeyden dahi memnun olmayan bir şey olursa, işte asıl o değişim, o inovasyon dediğiniz şeyler neyse işte burada yatıyor. Yani genelde bir şey başarılı olunca onun üzerinden yıllarca, yani tabiri tamam, ekmeğini yeriz kavramı inovasyonun ciddi anlamda tehditten kavranan bir tanesi. Learning mindset'te. O yüzden yani bunu yaptık ama bundan daha iyi, huzursuz, daha iyisi olabilirdi dedirtebilmek bu noktada önemli. Biz özellikle hani Edward Deming'in çok güzel sözü var. İnsanlar sistemin izin verdiğinden daha iyi performans gösteremez. Biz design lab'da değişim ve inovasyonu hazır bir öğrenme ekosistemi oluştururken merkezde bir öğrenme ekosistemi var. Bu öğrenme ekosistemini tetikleyen, yani biz çalışmalarda bunlara çok odaklanıyoruz. Ability to use, yani değişime ya da yeni bir şey yapmaya, ya da ben kreatifim, ya benim de kreatif kaslarım var, ya da ben analitik değilim, hayır benim de analitik kaslarım var. Aslında ben de yeni bir şeyler yapabilirim inancı, bu ability to use, öz yeterlik algısının gelişmesi. Bu çok önemli bir sistemi, bir öğrenme ekosistemi içerisinde. İkincisi, evet tamam ben yapacağım ama bir işime ve bana faydası olacak. Motivation to use çok önemli. İçsel ve dışsal motivasyonun, Drive kitabını okumuşsunuzdur. Yani okumayanları tavsiye ederim. Daniel Pink'in meşhur kitabı Motivasyon 2.0-3.0 dediğimiz olaylar. Hani burada dış ve içe motivasyonu çevirmek ve en önemli şey, yani bununla beraber, hepsi beraber önemli olan, değişimi çevrem ve kültürüm destekliyor. Yani work environment dediğimiz yönetici, iş arkadaşları ve şirket kültürü, bu üçünün aslında beraber çalışması anlamında bizim design lab'ların ya da bir sonuca ulaşma noktasında bir noktaya geldiğini görüyoruz diyebilirim. Özellikle biz design lab ya da design thinking çalışması, design lab biraz da büyük proje bazlı oluyor. Design thinking biraz da küçük bazı projelerde olabiliyor. Yani hep odaklandığımız bir şey var ekiplerle çalışırken. Bu sizde de olabilir. Yani ben startup mentörü yaparken de ekiplere bunu gösteriyorum. Yani learning sprint sıfırdayız ve ben bir sonraki sprinte kadar sizin ne yaptığınıza değil, şu üç şeyi nasıl koruduğunuza bakacağım. Bir tutkunuz. Yani bir haftaya sonraya kadar tutkunuz ne seviyede? Kaynaklarınız nasıl kullanıyorsunuz? Yeni şeyler denemek ve öğrenmek için nasıl kullanıyorsunuz? Ve zamanınız. Yani tutku, kaynak ve zamanı ekip iyi tutabilirse, iyi kullanabilirse zaten gerisi geliyor. Yani Nietzsche'nin çok meşhur sözü var. Benim çok sevdiğim sözlerinden. Diyor ki nedenini bulursan nasılını yaparsın diyor. Yani mesele nedenini bulabilmek. Burada takıma neden buldurabilmek. Biz onu neden yapıyoruz kısmı. Aslında bizim buradaki design lab daha geniş perspektifte design thinking dediğimiz bütün yaptığımız şey, deseniz ki bana hocam ne yapıyorsunuz? Aslında ben tamamen bu üçünü ortada korumalarını, güçlendirmelerini sağlıyorum diyebilirim. Beni çok hani learning sprint'in de yaklaşımı böyle son slide biraz sohbete ayıracağım. Yani fail fast, fail cheap, fail smart, fail, fail, fail demeyelim diyoruz. Bunu ilk zamanlar ben çok diyordum ama sonrasında vazgeçtim bundan. Ya yani bu Albert Bandura'nın direkt başarısı korkusunu tetikliyor direkt. Yani o yüzden biz learn fast, learn cheap, learn smart, learn frequently dediğimiz, yani o mantığa ve ekipler bunu çok çok benimsiyor. Nasıl hızlı öğreneceğiz? Ucuz yoldan nasıl öğreniriz? Akıllıca nasıl öğreniriz? Ve sık sık nasıl öğreniriz kısmı. Yani benim naçizane kendi şeyim, bir kültüre öğrenme yerleştiğinde inovasyon falan gerisi geliyor. Yani öğrenme zihniyeti yerleştiğinde gerçekten şey, inovasyon ya da yeni bir şey yapmak, iyileştirme onun meyvesi gibi oluyor. En önemli şey öğrenme tarafı. O yüzden de biraz da background öğrenme olduğu için yetişkin öğrenmesi biraz onu da etkisi olabilir. Yani bizim çalışmalar tamam merkezde öğrenme, iyi öğrenmek, öğrenme sprintleri atmak küçük adımlarla dediğimiz çalışmalar diyebilirim. Böyle hani biraz da şeyi de bırakmak için, zamanı da sohbete ayırmak için böyle diyebilirim. Evet. Teşekkür ederiz hocam. Estağfurullah. Harika sunum için çok keyifliydi gerçekten. Hem süreci olan yaklaşımınız hem de bu konudaki aslında belli başlı kritik ve değerli noktaları da açıklıyor olmanız çok kıymetli. Ben dedim yani bu Mustafa Aydın bu süreci benim gibi bakıyor. Ben de hani design thinking'de sonuç değil de sanki hani yolculuğun sonu değil de yolculuğu çok daha kıymetli görenlerden birisiyim Aynen. aslında. Bakış açımız bu konuda çok güzel bir şekilde
örtüşüyor aslında. Sizin bu süreçte design thinking'in insanın öğrenme deneyimini ve hayatına kattığı değerleri daha kıymetli görmenizi sağlayan şey bu sürece yaklaşımda ki bir kırılma noktası mutlaka vardır. Design thinking ile ilk tanıştığınızı anları düşünüyorum. Yani normal şartlarda dünyada da Stanford'da da IDEO'da anlatılan şey şudur. İnovatif ürün üretmek için, başarılı bir çözüm için design thinking'i kullanın. Burada hep odaklanılan nokta neresidir? Başarılı ürün dediniz ya, bir ürün yapalım, bunun ekmeğini yiyelim, gidelim. Bu inovasyon olarak algılanıyor. Ama oradaki şeyi keşfettiğiniz, ben tasarımcı olarak bir design thinking anlatıyorum. Tasarımcı design thinker olduğum için ben de süreci, yani tabii ki ürün odaklı başladım ben de. Çok iyi bir ürün çıkarmam lazım. Bunun için design thinking kullanmam lazım ama işte sizin en kıymetli bulduğum noktanız orası. O deneyimi, o yolculuğu da kıymetli buluyor olmanız çok değerli. O açıdan sormak istiyorum. Yani bunu keşfetmenizi sağlayan şey öğrenme deneyiminden gelmeniz miydi, yoksa design thinking'i ilk keşfettiğinizde ilk buraya mı fokuslandınız? Yani şöyle, aslında ben design thinking 2015 yılında yaparken ben eğitim tasarımcısıyım aslında. Tamamen yetişkin eğitim tasarımları yapıyorum. Liderlik programları. Yani yapıyorum hiçbir şey değişmiyor. Yani en mükemmel tasarımları yapıyorsunuz. Yani o video learning'lerden tutun da günün sonunda ben böyle çok arkadaşlar, SVT'ne bilenler vardı hatırlar. Böyle ben eğitim verdikten sonra şirket içerisinde gezerim. Tek hareketli severim. Ya ben geçen hafta bir şey anlatmıştım. Aklına ne kaldı deyip böyle. Ya hocam bir şey kalmadı deyip. Yani o kadar çok teknik kullanmana rağmen kısmı. Benim en çok biraz bu kısımlar çok tetikledi. Ve akabinde dedik yani burada biz hep içeriği merkeze aldık. Yani bir içeriye biz kutatku bilik diyorum ben kendime. Mutlak bilgiyi biz çok fazla şey yapıyoruz. Harika. Diyor ki yani mutlak bilgi sahibi. Yani diyorum ki hep ben yıllarca hani instruction designer olarak da yani dedim ki burada bir ciddi anlamda biz kişilerin merkezi hiç almıyoruz. Yani onların öğrenmesi, öğrenme engelleri derken bu açıdan design thinking benim önce kendi işimde kullanmaya başladım ben. Hani learning experience de oradan gelmeye başladı. İşte bir koçluk, liderlik, burada nasıl biz daha iyi yapabiliriz kısmı. Akabinde de böyle ben işte Lean Startup okuyorsunuz, o kitapları, araştırmalar falan. Böyle Lean Startup kitabıydı. Benim böyle uyandığım net o. Kitabı şöyle İngilizcesini okurken hep learn, learn, learn geçiyor. Hep öğrenme, öğrenme falan. Ve search yaptırdım. Dedim ki kaç tane PDF'di Allah'tan. Dedim ki kaç yerde öğrenme demiş acaba dedim. Yanlış hatırlamıyorsam 130 yerde falan demiş. Dedim ki ya dedim, onların öğrenmesiyle benim öğrenme arasında fark ne dedim. Yani ben de öğrenme tasarımcısıyım. Onlar da öğrenme diyor. Ve benim ilk keşfim bu oldu. Benim çok sevdiğim bir arkadaşım var. Sami Tanrıverdi. Buna selam. Belki daha sonra izler. Gelemedi. Selam olsun. Şey kısmında dedim ki, dedim Sami dedim. Ya bizim yıllardır İK'nın içerisinde kaldık dedim. Akademi içerisinde kaldık. Eğitim departmanı dedim. Öğrenme burada değil abi dedim. Ben dedim, ben yeni sular açılacağım. Ne yapacaksın dedi. Ben dedim direkt dedim IT'nin içerisine gireceğim. İşte grup müdürlüklerinin içerisine gireceğim, takımların içerisine gireceğim. Design thinking benim orada şey olacak, bir araç olacak. Amaç değil. Design thinking bir araç olacak benim için dedim. Evet. Çünkü insanlar eğitime gelmiyor ama dedim bir problemi nasıl çözeceklerini ben orada metodu gösterirsem ve öğrenme deneyimlerini ben yaşarsa, keşfedersek olur dedim. İyi hadi bir dene dedi ve benim yolculuk öyle başladı diyebilirim. Ben bir anda grupların içerisine girdiğimde ilk projem, sana da bahsetmiştim, benim dizaynettiğim ilk projem koleksiyon tasarımıydı. Yani, tamamen hiç alakam yok, şeyim yok. Yani ne tekstil mühendisiyim, ne şeyim, hiç şey bilmiyorum. Ve ikinci projem de IT projesiydi. Yani bir anda böyle 60 Şerafettin Bey çok sağ olsun, Swaggy'nin CTO'su, Shift Digital Officer CTO'suydu herhalde, bir ünvanlar değişimi. Orada yani onun da şeyle bir anda bir 60 yazılımcıyla falan çalıştım. Güzel çalışmalar olmuş. Yani çok ciddi çalışmalar ama çok çok şeydi yani orada tutku çok önemli. Tutku, kişinin tutkusu. Ya ben bir yere gitmek istiyorum. Çok iyi hatırlıyorum. Yazılımcılar bana şey diyor, diyor ya Mustafa ne anlattın anlamadık ama yani tutkuna hayran kaldık. Devam edelim. Aynen. Ya yani tutkuna hayran kaldık. Oradan devam edelim dediler. Ve hep öyle de devam etti. Çok da güzel çalışmalar da çıkardı. Çok ciddi anlamda ERP kullanmaya, IT'de Scrum takımları artık önceliklendirmeye başladı. Design Thinking metodunun önce Design Thinking, sonra Scrum, sonra şey kısmında çok çok benimsendi.
Gene yalın dönüşüm ofisleri yavaş yavaş design thinking metodunu, ya biz tamam okey artık insanı da merkeze alalım problem tanımlarında. Orada çok güzel dönüşümler olmaya başladı. Hani şey ve benim oradaki şey ilk çalışmaya başladıkça, onda şu bir hikayesiyle başlayayım. Yani bir grupla çalışıyoruz. Ekibin aslında o problemi çözerken, bu arada karmaşık bir problem. Karmaşıklığı bir şeyi ben karmaşık problem diyorsan işin içinde insan vardır diyorumdur. Ekiplere öyle derim. Yani Kesinlikle. gelir bana diyorlar ki karışık problemle karmaşık. Diyorum ki karışık teknik karmaşık içinde insan vardır. Yani işin içine insan girse karmaşık hale gelmiştir. İnsanın anlaşılması lazım derim. Böyle çok hoşlarına bir hocam tam anladık ya. Şu ikisinin arasındaki kavramı şey yapamıyorduk diyor. Çok güzel Ve ifade örnek ama. veriyorum. Diyorum ki şey kısmında hani işte X yaş grubu hani vereyim 10 yaşlarındaki kız çocuklarının yani beyinlerinle ilgili bir çalışmaydı. Ekip diyor ki yani anlayamıyoruz. Dünya farklı, bakış açısı farklı, şeyler farklı ve bizim çok sevdiğimiz ciddi anlamda sen de bugün de söylediğin projelerde aksesuar projesi ben yayınladım da onu ciddi anlamda başarı sağladı. Ve 3 yıldır ciddi anlamda hani istenilen hedeflere bir türlü ulaşılamayan bir tarafta. Ve ekiplerle çalışıyoruz. Sağ olsun Derya ile buradan izlerler daha sonra da selamlar olsun. Onlar da yaptığımızda şey kısmında ekip mesela önce biz söylediğini anlayamadık. Dedik ki ekibi durdurduk. Dedim durun. Yani biz şey yapmıyoruz. Tam olarak onun söylediğini tam kavrayamıyoruz. Ve bazı varsayımlarımız ve önyargılarımız giriyor. Dedim ki içgörülerimizi alalım, bulgularımızı alalım. Ve bir klinik psikoloğuna, ergen psikoloğuna başvuralım. Önce bir orada bir hızlı bir eğitim alalım. Yani böyle hadi bir 2-3 günlük program değil, 1-2 saatlik. Çünkü proje devam ediyor, akıyor proje. Ve biz öyle küçük küçük öğrenme, mesleki eğitimler aldılar ara ara ama projenin içerisinde. Ben de işte learning while working. Yani şey kısmında beraber o noktada çalışırken öğren kısmı. Hani genelde eğitim background olduğu için genelde şey olur her şeyi durduralım önce bir eğitim alalım. Yani yok yani öyle bir dünya yok devam ediyor. Ve bu şekilde benim öğrenme tarafındaki şeyim ve bu ara o proje 6 ay sürdü. Yaklaşık Neval'e selam onun tasarım müdürüydü. Yanını hatırlamıyorsun 9 kez fail etti proje. Ama ekibi Neval ve Derya'nın ekibi pes etmediler. Dediler ki olsun bir daha deneyeceğiz. Yeni şeyler öğrendik, keşfettik bir daha dene. Bir daha dene, bir daha dene. Tam buldular pandemi girdi, kapandı, ekip durmadı. Dedi ki bir daha deneyeceğiz. Ve en nihayet 6. ayın sonunda ciddi anlamda başarı. İşte hani dediğimiz kısım bu. Öğrenmeyi merkeze aldığınızda, kişi nedenini yakaladığında yeni şeyler deneme cesareti gösterdiğinde gerisi kolay. Yani ben daha sonra bana şey diyor, sen ne yaptın burada? Vallahi ben dedim hani projenin başında vardım. Sonrasında ekip kendi kendine self-organization'a geçti. Kendi kendine organize oldu. Ben sadece bana şey dediler. Yani böyle böyle şeyler bulduk. Sen ne diyorsun? Senin kritiklerin nelerdir? Bir de sen bizi kritik et falan. Benim en çok ayrılırken böyle tam ayrılmadan 3 hafta önceki böyle son projemdi. O yüzden şey yani öğrenme şeyi böyle geldi diyebilirim. Gayet güzel hocam. Çok keyifli. Teşekkür ederiz. Sevgili Hüseyin Güler Hoca da burada. Hocam hoş geldiniz. Ay, selamlar size canım. Sağ olsun. O da çok kıymetli bir dosttur. Onunla da inşallah bir Design Talks, Think Talks ya da Design Talks yapacağız. Hatta İnşallah. Innovation Talks yaparız belki onunla. İnovasyon Bu üstüne abi. inşallah. Bu unutmadan Canan hocam yazdı. Çok güzel şeyden bahsetti. O 6 ay ihtiyaçlar değişti bu ara. Evet. Belirtmesi sebebi ihtiyaç değişti. Yani o kadar şey hani Kesinlikle. çok güzel bir yeri değil. Oradan yakaladım. Yani sebebi şu değil. Yani ihtiyaç da değişiyor bir taraftan. Yani biz Doğru. tam bulduk diyoruz. Hop hazırlana kadar şey kısmı gidiyor. Yani o yüzden bu değişim adaptasyon kelimesini design thinking lafla çok güzel yaşıyorsunuz. Yani Süper. ya da şunu da yaşadık mesela. Bir tane fail eden projemiz vardı. Hatta CEO'muz da sordu ne oldu proje diye. Daha sonra da bir başarısız olduk. Yani sonra Starley örneği istedi. İnsan kaynaklı iyi bilir. Starley örneğini paylaşın diye. Araç merak edenler Starley'de çok detayına girmeyeyim. Orada şeydi yani biz projeyi çıkana kadar başkası zaten yapıp başka daha kolayını bulmuştu. Yani çünkü yani yeni bir şeydi ama biz 3 ayda hani onu şey yapana kadar daha kolayını bulan dedik o zaman biz bir başka şey deneyelim.
Yani şey kısmında buradaki en önemli şey ekiplerin bunu tekrar tekrar öğrenme isteğine girmesi. Serendipity kelimesini benim en çok sevdiğim ve uzak durmaya mutlu tesadüfler. Yani bir bulduk bir tane o ya Jeff Bezos'un sözü. Ben ekiplere söylerim. İlk seferde doğruyu buluyorsanız büyük ihtimalle yeni bir şey değildir diyor. Yani daha önce birisi Çok yapmıştır çok zaten çok bunu. doğru bir Yani söz. aynen. Ben de ekibe bunu derim. İlk seferde bulduksa diyor. Kesin de yeni bir şey değil. Kesin bir yerde bunu bulmuştur birisi. Alttan da bu çıkıyor mesela. Diyor hocam diyor. Ben de bir gördüm bunu bir yerde. Diyor, oradan getirdim diyor. Ha diyor. Okey. Tamamdır diyor. Hani o yüzden de şey, ilk seferde bulmak hemen altta bir hint şey var. Bit yeni mi? Bit yeni arama kısmı diyebilirim. Aynen hocam, çok yıllarca grafik tasarım dersi anlattım ben. Hem web tasarım hem grafik tasarım, benzer şeyi sınıfta işte eğitimin oralarına workshoplar yapıyoruz. İşte bir hani atıyorum hani illüstratör eğitim bittikten sonra tahtaya bir brief yazıp arkadaşlar ben bir firmayım. Küçük onu şey de yapabiliyorsunuz. Dramaya da çevirebiliyorsunuz. En hızlı çıkan logo genellikle Arak bir logo oluyor. Ya da bir yerden esinlenme oluyor ya da Flipik'ten alıntı oluyor ama gerçekten çok uğraşan, o gün onu, o gün fail olan, ertesi gün fail olan, o duyguyu yaşayan, her türlü stres, sıkıntı yaşayan ama günün sonunda da aslında eğitimin de aslında bütün eğitimlerin sürecinde de böyle. Ne kadar çok sıkıntı yaşayan, stres yaşayan, orada fail olan, o deneyimi tamamıyla kanla terle mücadele eden öğrenci en sonunda çok daha başarılı, çok daha yetenekli hale geliyor, kreatif hale geliyor aslında. Bu bağlamda şuraya bağlamak istiyorum. Yani ülkelerin de toplumların da gelişmişlik ölçümlerine bakarsak, siz sunum yaparken aklımda canlanan şey buydu direkt. Aslında insanların öğrenme deneyimleri ve yaratıcı düşünce teknikleri, toplumların öğrenme deneyimleri ve yaratıcı düşünce teknikleri onların gelişmişliklerini belirliyor diye düşünüyorum. Yani bizim ülkemizde sanırım bu konuda eğitim sistemimizde özellikle ve insan yetiştirmedeki en büyük problemimiz bu. Hatta çalışmadaki problemimiz sanırım bu. Hani Eloğlu diye baktığımız ülkelerin hep hangisine bakarsak bakalım onların çok farklı kurgulanmış öğrenme deneyimleri ve iç motivasyonları var. İşte özgüvenleri, yaratıcı özgüvenleri yüksek oldukları için de hani Mars'a gitmek için bir behis görmüyor. Yani ve bunun için çalışmaya başlıyor. Ama biz Aynen. bir şey düşündüğümüzde ya bunu mutlaka biri yapmıştır ya da bizden olmaz, ataletimiz, öğrenilmiş çaresizliğimiz çok fazla mı diye düşünüyorum. Buraya, bu konuda ne düşünürsünüz? Ya bu benim çok sevdiğim bir alan. Ya ben zaten tamamen buralardayım. Yani ben ekibin Biliyorum, farkındayım. aynen ben mesela ekip çalışıyor. Ben onları gözlemliyorum. Ne yapıyor bunlar? Nasıl davranıyor birbirlerine? Neler söylüyorlar kısmı ve onları alıp böyle diyorum ki ben bunları duydum diyorum. Aslında şu var. Design çalışması yaparken ben hep design thinking yapıyorum. Onların merkezleri empati diyorum. Bunları duydum sizden diyorum. Alttaki iç görünüz ne? Aslında tam böyle bir şelale metodu gibi çalışıyoruz. Ben çok severim. Bir örnek var. Benim kendi hayatımda ekipler çalışırken de örneklendim. 2015 model bir arabam var. Yani reklam olmasın derdim. İlk defa böyle şey aldım. Dijital ekranlı bir araba. Daha önceden şeyler vardı. Heyecanlı bu ara. Hala da kullanıyorum. Tabii 2015 modeli ama ben bunu 2018'de aldım. Hani onu söyleyeyim yani sıfır almadım. Şey var, SD kartı var işte bu yol haritası. Ay dedim artık navigasyona gerek Yandex Mandex açmayacağız dedim. Oh ne güzel ekrandan gidecek. Müthiş bir yenilik. Neyse Antalya'ydı herhalde hocam. Yanlış hatırlamıyorum. Antalya'ya geldik. Dedim ki şimdi güveniyoruz. Yani o yol haritasına güveniyoruz. Diyor ki sağa dönün. Şimdi diyor ki sağda yol yok. Diyor ki ya diyorum ama diyorum burası bu makine sağa dön diyor. Diyor ki ama sağda yol yoktu yani. Sağa dönersek diyor büyük ihtimalle yani bahçeye falan gireceğiz. Allah Şimdi korusun. dedik ya dedi bu hard disk dedi 2015 modeli hard disk. Yani buradaki yol kaldırılmış. Yani arabanın zihin haritası yenilenmemiş. Bunu nereye getiriyoruz? Yani ortam değişse bile kişinin zihin haritası değişmediğinde hala Aynen engebeli öyle. Çok arazide güzel. gittiğini zannediyorsa çok zor. İstediğiniz kadar mükemmel rengarenk o şey bir şey vardı. Çok benchmark yaparken şey dedi. Yüzden çalışmanızı nerede yapıyorsunuz dedi. Nasıl bir şeyiniz var dedi. Dedim ki bir masa bir de board var dedim. Beyaz board o kadar dedim. Hadi gel dedi. Renkli bir yerler yok mu? Yok dedim. Taşınabilir. Mobility olması lazım dedim. Çünkü her an dedim bizi başka yere alabilirler. O yüzden hareket etmesi lazım. Yani buradaki şey noktası hani kişinin ortamı şey yaptı bir zihin haritası eski ise, zihin haritası geçmişte kaldıysa, bunları ortaya çıkartamıyorsanız, az önce bahsettiğim ve bunu keşfediyorsunuz. Bunu en iyi nerede görüyorsunuz? Ben Anadolu'da da çok, Doğu Anadolu'da da üniversitelere de çok gittim mesela. Oralarda da çalışma yaptık, hala da yapıyoruz.
Urfa'da bir yapay zeka projemiz, startup'tan mentörlüğünü yaptım ve faturayı kestikleri bir projede de 6 ay mentor belki vardı ekipten birisi bilmiyorum. Orada da fark ettiğimizde şu vardı, yani hemen zihin haritasını değiştirin. Bu örneği verdim. 2015 model hard disk dedim eski. Hani güncellemeniz lazım kısmı. Yani o yüzden de zihin haritasını beraber ama bunu söyleyebilme cesaret çok önemli. Yani orada net söyleyeyim, ben çalışırken şöyle değildim çalışmalarda. O Mustafa gelsin yok, bayağı böyle ter döktüğüm. Allah'ım ne yapacağım şimdi? Ekibi tekrardan nasıl ayağa kaldıracağım? Bayağı yerin dibine soktum. Ben de yerin dibine girdim. Bu tekrardan bunları yaşamanız lazım. Yani disiplin etme. Yoksa Kesinlikle. bir çalışmayı şöyle tamamladığım oldu mesela, bıraktım. Ekip herkes fikri harika diyor. Aa, müthiş fikir, aa, müthiş fikir. Dedim ki yok ya dedim. Bir tane kötü fikir yok mu arada dedim. Hocam dedi niye öyle diyorsunuz dedi. Dedim ki bir kritik verelim. Ve bir an ekip buz kestiydi. Mesela benim yarım bıraktığım çalışmalardan bir tanesi öyleydi. Sonrasından şey dedi, ya dedi, çok sert girdin dedi. Ha dedim, ben de öğreneyim. Benim zihin haritası dedim demode kalmış. O yüzden mesela dizayn çalışmaları bir hararetli ve şey, gerilimli de disiplinli olması lazım. Bir taraftan eğlenceyi de unutmamak gerekiyor. Eğlence ve disiplin bir arada güzel oluyor diyebilirim. Kesinlikle hocam. Tekrardan Evet, teşekkür ederiz. spora Bu güzel. aynen, Evet. spordayız. Evet, Hocam çok fener çalışıyoruz. şu an hocam sporla ilgili de güzel bir örnekler çalıştınız. Hocamdan dinleriz. Şimdi hocam şöyle aslında sosyal medyadan da bize hani paylaştığımız konu şuydu. Yani konu bir türlü bozulmaması için aslında sorularımızı birazcık offline almak istedik ve bunun üzerine de çalışma yaptık. Biraz şundan bahsetmek istiyorum aslında hani design thinking ve tasarım odaklı düşünceye biraz daha geri dönersek. Ya, ülkemizde sizce üretilmiş, design thinking ile ilgili üretilmiş başarılı bir örnek var mı? Ya, bizim bilmediğimiz yani design thinking ile üretilmiştir diyebileceğimiz ya da örnek gösterebileceğimiz bir iş, bir proje, bir fikir var mıdır? Bizim var diyorum işte, öyle şey var, reklam olmasın. Hani o kısmı şey kısmında yani mutlaka var. Ben imece platformlarını falan takip ediyorum. Çok değerli çalışmalar yapıyorlar. Sosyal sorumluluk tarafında ben gördüm çok değerli projeler var. Özellikle tabii kurumlar o kadar çok bilemiyorsunuz yani içerisindeki Evet. know-how'larından. Ama Kapalı devrede sosyal kalabiliyorlar. kapalı devrede ama şey kısmında da hani ben sosyal sorumluluk projelerinde çok ciddi anlamda bu uygulanıyor. Yani design thinking deyince şey algılanmasın, tasarım gibi. Aslında tamamen şey kitabında da, Yaratıcı Özgüven kitabında da yazıyor. Yani bu işin temeli kişinin potansiyelini açığa çıkarmak. Amaç bu. Potansiyelini açığa çıkarmak için design thinking bir araç. Yani şunu da yapabilirsiniz. Ben kişinin potansiyelini çıkarmak için başka bir araç buldum. Evet, potansiyeli açığa çıkarırsa o aracı kullan. Yani amaç burada, araç burada amaç olmamalı. Yani burada Kesinlikle. bir kişinin kendi potansiyelini. O yüzden ben design thinking metodu, bu arada benim kendi metodumdur. Genelde derim ki design thinking globaldeki metot bu. Benim yaklaşımım bu. Şey olur yani, siz kendi metodunuzu geçtiniz. Ya dedim, bu metot yani benim kafama tam oturmuyor. Benim kafama oturan bu metot bu. Ben bunu çalıştırıyorum diyor. Benim mesela 7 sorum var. Ben 7 soruda design çalıştırması yapıyorum. Ben 7 soru üzerinden götürüyorum. Ekipler daha hızlı adapte oluyor. Empati, fikir üretmeyi anlatıyorum ama tam anlaşılmıyor. 7 soruyla başlayayım. Ve bugün de daha 45 dakika üniversite öğrencilerine anlattım. İşte şey dedim ki 7 soru. Hocam bu 7 soruyu biz hareket edelim o zaman. Yani mesele potansiyeli açığa çıkarmak. Özgüveni, cesareti açığa çıkarmak. Yoksa yani şey değil. Design thinking benim için o yüzden araçlar topluluğu. Genelde şey denir böyle. Design thinking içerisinde 200'e yakın araç var. Sibel Hanım vardı. Design thinking 180. araç diyor mesela. Design thinking hala da üretiliyor. Ben bile iki tane araç ürettim. Yani benim bile design ürettiğim iki tane araç var. Yani benim kendi ürettiğim şey kısmında. O yüzden araç üretmek. Niye araç üretiyorum? Kişinin potansiyelini engellediği noktada diyorsun ki ya burada potansiyel ekibin açığa çıkmıyor. O zaman şöyle bir araç üretelim ve potansiyel açığa çıksın. Learning Spirit benim kendi yaklaşımım. Mesela hani o noktada bunların da çıkış noktası kişinin kendi potansiyelini çıkarma noktasında bir engeli görmeniz demektir. Bu da design thinking sadece bir araç diyebilirim. Ama hani ilk sorunda gelirsek yani potansiyel kısmında örnek çalışmalar var. Globalde çok da Türkiye'de imece platformunu takip edebilen varsa başka arkadaşım bilir, onlar da paylaşabilir. Teşekkürler hocam. Peki bu hemen design thinking gücüne biraz daha gelirsek. Yani design thinking de
Sizce her problemi çözebilir miyiz? Hani bu metodolojiyle çözemediği problem yoktur gibi bir söylem sizce doğru mu? Yok yani tabii çözemeyiz. Yani tek başına değil. Tabii. Orada sistem düşüncesi de giriyor devreye. Hani system thinking de devreye girmesi gerekiyor. Hani örnek veriyorum evsizler problem. Hani evsiz, homeless. Mesela bu ciddi anlamda bir sistem düşüncesinin de çok devreye girmesi. Sadece design thinking ile olacak şeyler değil. O yüzden hani bu tarz işte susuzluk yani ya da su sorunu gibi bunların birlikte yani design thinking sadece insana dokunan taraf ama benim naçizane tavsiyem şu ücretsiz eğitimler Acumen Akademi var. İsim yanlış söyleyebilirim. Ücretsiz eğitimleri var. Sistem düşüncesiyle ilgili eğitimler veriyorlar. Bu tarz buna kaotik problem diyorlar. Biraz da karmaşıklığın bir üstü kısmı. Çok fazla etkeni olan problemler ama design thinking'siz olmuyor. Yani çünkü bütün şeyler insan var içinde. İnsanı unuttuğunuz anda sıkıntı. Yani insan unutmamanız lazım. Kiribati yanlış söyleyeyim. Genelde beni uyarıyor. Hocam bu ismi düzgün söyleyemiyorsunuz diye. Ya Kiribati Cumhuriyeti ya da Kiribati herhalde. Herhalde doğru söylüyorum. Onların çok güzel bir şeyi var mesela. Olumsuz bir örnek var diyeyim. Diyorlar ki balık nüfusunu çok fazla avlanma var ve balık nüfusu azalıyor. Yani oradaki popülasyon azalıyor artık ne söyleriz. Ve bunlar şey yapıyor. Diyorlar ki yani bu halkı biz Hindistan cevizi üretimine yönlendirelim. Buna göre fon verelim. Bakın sistem hem sistem düşüncesi eksik hem design thinking eksik. Her ikisi de eksik. Hızlı çözüm bulma. Diyorlar ki Hindistan cevizi ekerlerse balık avlamayı bırakırlar. Hem gelirleri olur. Gelirleri artarsa da tamam çok mantık kazan kazan gibi ve harekete geçiriyorlar fakat proje harekete geçtikten sonra balık avlama oranı %37 daha çok artıyor ve balık şeyi daha da hızlı düşüyor. Diyorlar ki niye böyle oldu acaba? Hani bir insana soralım. Yani bir insana gidip soralım kısmı şu var. İnsanlar eskiden balık avlanmayı bir ihtiyaçken artık bir hobi haline getirmiş. Niye? Hindistan cevizi yetiştiriyorlar, para kazanıyorlar, daha iyi teknolojik alet alıyorlar, avlanma aleti ve daha iyi rahat avlanıyorlar ve boş zamanlarında daha çok balık avlıyorlar. Yani şey gibi hani bu noktada yani bu sistemin de işine, insanın da işin içine alıp komple uzmanlarla beraber çalışma. Yani insanı da unutmamak gerekiyor. Çünkü en nihayete davranışın değiştirmesini beklediğimiz kişi insansa, bu çok önemli. Yani içerisinde behavior varsa, bir davranış varsa ve bu insandan değiştirilmesi ya da yeni bir davranış kazandırılması hedefleniyorsa design thinking'siz olmaz diyebilirim. Yani o yüzden eğer bir projede, o yüzden dedim ya, bir proje problemi karmaşık diyorsak öte insan vardı içerisinde davranış değişikliği ya da davranış gelişimi ise o yüzden şey diyebiliriz. Design thinking evet, yaklaşımı yani, önemli değil. İnsanın olduğu her yerde bir anlık değişimde zaten potansiyel olarak vardır diyebiliriz değil mi hocam sonunda finalde? Bizde de çok güzel örnekler var onlar için. Bu konuda hocam çok güncel, çok harika bir projeniz de var. Biraz bunu da konuşmak istiyorum. Bu hem de çocuklar üzerine de çok da güzel. Daha önce çalıştığınız firma ile ilgili. Bu Kankam'la Ben projesini birazcık konuşarak hem bu süreci bize anlatmanızı hem de bu süreci anlatırken aslında design thinking'in de üzerinden şöyle bir geçmiş olacağımızı düşünüyorum. Aynen. Bunu anlattıktan sonra bir iki sorudan sonra yavaş yavaş toparlayalım. Olur hocam. Sizi de yormayalım istiyoruz. Bu projeyi fokuslandığımızda bu projenin fikri nereden çıktı? Nasıl böyle bir ihtiyaca denk geldi? Problem nerede ortaya çıktı? Siz bu süreçte noktaya gelene kadar, son noktaya gelene kadar nasıl deneyimler yaşadınız? Bunu biraz dinlersek çok güzel olur. Olur. Yani şey kısmı direkt benim pozisyonum şöyleydi. Yani şöyle düşün, kurum içinde bir danışman gibi. Ya bizim X konumuz var, bunu design thinking'le nasıl çözebiliriz diye bir design thinking çözülebilir mi, bir değerlendirelim mi? Kick-off böyledir bu arada. Bir problem konusu design thinking uygun mu değil mi? Şimdi şey de olmaz. Her bu konu design thinking. Önce bir konunun uygunluğuna bir bakma geliyor. Yani bir problemden etkilenen bir insan var mı? Aslında ilk soru bu. Evet insan etkileniyor. Bu deyince zaten design thinking geliyor. Ve böyle başladık. Sağ olsun bu arada tabii ekip şeydi ya. Önceden hazırlanmıştı bu arada. 3-4 defa design projesi olmuştu onlarda. Ekip zaten mindset çok hazırdı. Zaten onlar da kestiriyorlardı.
Ve beni sadece orada fasilitasyon yaptılar. Yani bir eğitmen, danışman veyahut da bir trainer rolüne de girmedi. Ve böyle başladık. Dedim ki okey, problemden en çok kim etkileniyor? Sorular böyle bu. 7 sorum bu. Problemden etkilenen kim etkileniyor? Ve şu anda onlar ne yapıyor? Nasıl ne yapıyor? Şu anda ne yapıyorlar? Şu anda ne yapıyorlar bilmiyoruz. Hafta sonu ne yapıyorlar? Onu da bilmiyoruz. Dedim ki o zaman önce bunu bir öğrenelim. Yani biz burayı bilmiyoruz. Ve böyle hızlı bir şekilde davranış paternleri çıkardık. Persona değil, altını çizdim. Davranış paternleri çıkardık. Önce orada oturduk ve hızlı bir şekilde önce yakınlarımızın kız çocuklarından başladık. Yani bu ara yani benim teyzemin kızı işte şey. Peki başlayalım. Yani hızlı hareket edelim. Yani öğrenmek için beklemeyelim. Learn fast dediğimiz olay. Hızlı öğrenmeye başlayalım. Ve yavaş yavaş böyle bir davranış paternleri yani onun işte sade diyor ama ya onun bir sade dediğine diğer kız çocuğu sade demiyor. Ekip kafayı yiyoruz böyle. Ya nasıl olur? Yani sade kanı kavramı ne? İşte renk kavramı ne? İşte gibi böyle bayağı güzel şey oldu. Akabinde de şey beraber öğrenmeye devam ettik bu ara. Davranış paternlerini anlamaya başladık. Benzeşen. İşte hafta sonu ne yapıyor? Beraber çıkmaya başladı ekipler. O kişilerle. Nasıl davranıyor? Antropolog gibi olmak. Bu da çok önemli. Yani ofiste oturup hani hadi biz ne yapalım bunları şimdi. Akabinde ekip ciddi anlamda harekete geçti. Bu çok önemli. Bu arada ekip de şöyle bir ekipti. Planlamacı vardı. Yani tasarımcısı vardı. Product manager'ı vardı. Yani çok zaten çeşitli bir ekipti. Yani zaten bunu söyleyince bile bu kadar çeşitli ekibi bir araya nasıl getirdiniz? Demin İşin ilk sorduğu bu. ruhuna en uygun o zengin bir Zaten ekibin aynen. olması zaten. Başarının Aynen. arkasında bu var. Aynı pozisyondan ya da aynı uzmanlıktan bir aradaki kişi geçse design team yapmayız Oh, diyoruz. Yani evet, baştan söyleyeyim olmuyor. şey kısmı. Ve böyle başladı öğrenmeyi. İçgörü bulmaya başladılar. İçgörüleri test etmeye başladılar. Bakın fikri değil. İçgörüyü test etmeye çalışıyorlar. Bu çok Harika. değerli. Daha biz fikre bile Aynen öyle. geçemedik. Yani ekip içgörü diyor ki ya biz böyle bir insight bulduk ama bu insight'ı nasıl test edeceğiz? Hadi yine şöyle bir şey yapalım. Şimdi çok girmiyor. Oralar bayağı özel şeyler vardı. Özel de anlatıyorum. Bayağı çok ilginç, komik şeyler yapıldı. Deneyler. Bildiğiniz bu ara şeyi de öneririm. Dan Ayer'in ismini yanlış söyleyebilirim. Davranış ekonomisi üzerine kitabı olan Hocam zaten programın sonunda bütün Heh, kitapların tamam. listesini alacağım. Ya Bunu biz paylaşacağız. YouTube kanalımızda da açıklama aynen. kısmına Mustafa Aydın'dan kitap önerileri de listeleyeceğiz. Akıl dışı ama öngörülebilir kitabı. Geldi ismi aklıma. Şimdi biz baya böyle behavioral lab yaptık. Davranış labları. Bunu yaparsak nasıl davranırlar? Bunu yaparsak nasıl davranırlar? Yani içgörüyü anlamak için mesela çok komik şeyler denediler ekipler. Cesaret ettiler. Ve akabinde içgörüleri topladılar, topladılar. En sonunda yani şey kısmı, yani o yaş grubu birbirinden aslında etkilenme. Yani daha altta şeyler de var. Hani içgörüler de var. Çok Nova'da da girmek istemiyorum. En sonunda aslında hani etkileme, birbirinden etkilenme kısmı, sosyalleşme arzusu, işte ergen psikologundan şeyler aldık. Bu ön lobun daha yeni yeni gelişmesi, ön lobun gelişirkenki bazı ihtiyaçları gibi. Böyle proje, içgörüler birleşti bilimle beraber. Dediler ki böyle bir proje hayata geçirelim. Ama proje de tabii şey değil. İlk haliyle son hali bambaşka. Yani şey kısmı. Ve adım 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 yani ön yargılar da vardı mesela. Nedir işte bu yaş grup çocuklar markaya çok özen gösteriyor. Bu değil bu bir varsayım. Bir ön yargımız. Bunu kıralım. Yani bir önce biz kendi ön yargımızı bir kıralım. Sonra müşterimizi kırarız. Önce biz bir kendimiz kıralım. Ön yargımızı gibi. Bir tane de vardı sağ olsun bir ekipte bir arkadaş vardı. Şey derdi mesela bu kız çocukları hep aynı. Bu ergenler hep aynı. Yani bende de bir tane kızım var. O kız benim kız da aynı. Deyip, dedim ki empatiden sempatiye geçtik. Yani şu an dedim sempati dedim. Yani bırakalım yani biz anlamaya çalışıyoruz. Ebeveynliği kenarda bırakalım. Böyle çok eğlenceli. Adım adım orada. Ama dediğim gibi içgörü test etme. En önemli içgörü test edene kadar çok keyifli bir çalışma oldu. Hala devam ediyorlar. Ben çok mutluyum. Duyuyorum hala çalışmalar çok çok hızlı almış. Bir kültür oluşturduğunda çok çok mutlu oluyorum arka tarafta. Hani gittiğimde Mustafa ile beraber gitti demiyorlar. O yüzden de çok mutlu oluyorum. Ciddi anlamda biz üç arkadaş, arkada ben yetiştirme imkanı da oldu. Devam edenler de var. Öyle bir projeydi. Gayet güzel, keyifli, başarılı bir proje olmuş hocam. Hakikaten aslında ülkemizdeki kıymetli örneklerden bir tanesi ve sonucunda da
hem çocukları etkileyen hem ürün satışını etkileyen işte ne kadar zorlu olduğunu da aslında biraz dinletmek için, anlatmak için de bu tarafını sordum ki başında bile, evet, empati aşamasında bile kaç tane arka arkaya iç içe design thinking'ler kendi içine dönmüş. Oo. Gördüğüm. Az önce bahsettiğim ekibin, yani biri fasilitatör, bir defa hani fasilitatör olmak isteyen varsa bir taraftan metodu gösterecek, bir taraftan da ekiple empati kuracak ve ekibin içgörüsünü yakalaması lazım. Yani design thinking anlatıyorum hadi gelin değil. Yani bir gözü de ekibe bakacak. Bir gözü de ekipte. Yani çünkü oradaki içgörü yakalayamadığınızda bu sefer fasilitatörün şeyi geliyor, sıkıntısı. Ya bu çok, bunu ben başka bir yerden yaşadım, duydum bu ara. Hani bana şöyle dediler. Türkiye'de ilk başladığımda bu ara ben LinkedIn'e paylaşım yaptım. Türkiye design thinking tutmaz. Boşuna kendini uğraştırma. Yorma diye çok oluyor. Bana Avrupa'dan yazdılar bu ara. Biz burada yapamadık, Almanya'da yapıyoruz dediler. Yani Türkiye'de bu iş olmaz. Hiç boşuna kendini yorma. Öyle bir tekstil sektöründe hiç olmaz diye. Yani insanlar işte böyle şöyle. Dedim ki ya dedim aslında keşke dedim o insanların içgörüsünü yakalayabilmişsiniz diye böyle çok şeyim oldu. Baya böyle şey oldu. Tabii ilk zamanlarım benim. 3,5-4 dönemden bahsediyorum. Sen daha gençsin. Daha henüz anlamadın. Bize böyle laflar söylersin tabii değil. LinkedIn'den ben böyle yazışmalarım var. Yani ilk zamanlar böyle. Yani ciddi atışmalarım oldu. Tabii gençliğin de verdiği şey. İlk heyecanlar diyeyim. Tabii onu yapmıyorum artık. Hani ilk zamanlar şey kısmı. Hani o yüzden de şey kısmı, zorluk varsa ben haz alıyorum. Bir defa dizaynçı çalışacak şey zorluktan haz alması lazım. Genelde şikayet geliyor mesela. Şikayetten diyecek ki fırsat var burada. Allah! Çok müthiş bir şey. İşte örnek veriyorum. Benim mesela duyduğum böyle. Hocam diyor işte bu insanlar okul düzeyi böyle. İşte bu insanlardan bir şey olmaz diye. Hiç zorlamayalım. Diyorum ki sen ne diyorsun dedim. En büyük fırsat orada. Yani ama burada en önemli şey şu. Challenge burada ama bu challenge sana geliyor aslında diyorum. Yani bu challenge bana. Ben nasıl yaparım ki insanları bu seviyeye getirebilirim kısmı. Ya hocam zor buralara diyor. Fazla girmeyelim. Hocam o zaman design team yapmayalım diyor. Yani ne design team yapıyorsun? Orada gelişmişlik seviyesi aslında hocam. Yani siz tasarım odaklı düşüne düşüne kendi bilişsel seviyenizi yükseltiyorsunuz. Aslında hem bireysel gelişimde hem de iş yapımında da ne kadar fazla design thinking odaklı, tasarım odaklı düşünürsek o kadar problemlerin içindeki fırsatı da görebiliyoruz. Çözümü gidebilen yolu, aynen, da görüyoruz. Kazanımları çok kıymetli. Yani yol güzel, yolculuk güzel. Tabii ki yol finalde çok güzel. Zaten kazanım ama bu bağlamda hakikaten anlattıklarınız bence çok çok değerli. Hani ben hep diyorum hani design thinking sadece birkaç tane ezber tool değil. Ya da sadece birkaç ekran tasarlamak değil. Aslında bir süreç tasarlamak, bir deneyim tasarlamak. Hatta sonuçta ürettiğiniz duygu, işte o Kankamla Ben projesinde iki tane minik kız çocuğunun yüzündeki gülücüğü ve anne babanın şaşkın bakışları aslında ürettiğiniz en kıymetli değer olduğunu düşünüyorum. Aynen öyle. Bu bağlamda hakikaten Türkiye'de design thinking olmaz diyenlere de verdiğiniz cevap için de çok teşekkür ederim. Ya bu arada yani zorlukla karşılaşıyoruz, onu da anlatayım. Ben mesela şu an 2 aydır 15'e yakın design thinking projesi yaptım. Hani dışarıda şu anda 2 ayda 15 design projesi. Bir tane çalışıyoruz. Şimdi learning split atacak ekipler. Haftaya geldiler. Müşteri görüşmesi yapacaklar bu ara. Kimse görüşmemiş. Diyorum ki ekip gelmiş böyle. Diyor, ne yaptınız? Kimseyle görüşmedik biz. Allah dedim. Ne oldu? Yani niye görüşmediniz? Ve ilk sprintte çıkmayan şeyler çıkmaya başladı. Ya hocam bizi ya yanlış anlarsa, ya müşteriyi beklentiye sokarsak, ya daha önceden dinlememişiz, şimdi bu adam niye dinliyor derse. Yılanlar aynen, değil mi hocam? Yılanlar gibi başladı. Dedim ki hangi hocam, bize yılan çok geldi odaya diyor. Yani dolaştı diyor. Dedim ki yani o zaman zaten bu cep şeyde de var. Yarış Özgürman kitabında var. Müşteriyle konuşma cesareti diyor. Hani evet, şey kısmında. Evet, evet. Ve bu noktada tamam diyorsun. Yani şey de var bu ara. Biz B2B'de de çalıştığımızda diyor ki sahili mavi, ya hocam onlar hiç karışmıyordu. Yani şimdi bir dokun bina iş. Aman yani kısmı, yani empati şimdi yani kısmı güzel, biz direkt çözümü atlasak falan. Yani diyor ki o zaman benim challenge'ım sizin üzerinizde. Sizi götüren engel ne?
Yani korkularımız neler şey kısmında. O yüzden design thinking mantığı yerleşince aslında dediğin gibi için çok kıymetli bahsetti. Aslında o problemlerden fırsatı görebilmek ön plana çıkabiliyor. Kesinlikle hocam. Bir özel bir spesifik soru sormak istiyorum aslında bu bağlamda. Şimdi belli basamaklardan geçiyoruz. 7 basamak, 5 basamak, 6 basamak neyse. Ben de kendi deneyimimde yani yaptığım workshoplarda öğrencilerimden de aldığım soru şu. Hocam bu basamağa geçiş kararını nasıl verebiliyoruz? Hani tamam artık hani yeterli fikrimiz var. Bu fikirlerden hadi prototipe geçelim. Evet bunlardan 3 tanesi olur olmaz. Yani biraz galiba benim hani design thinking'in kendi içinde bir öğrenme deneyim süreci de var. Yani yaptıkça gelişen, değişen de bir süreç. Yani mükemmele ulaşmak için design thinking sizi kendi sürecini birden fazla yapmanızı aslında istiyor. Az önce bahsettiğiniz o örnek çok güzeldi. O açıdan da aslında iyi ki sormuşum. Yani evet bir kankamla ben projesi başladık, bilgileri aldık, içgörüleri aldık, hızlıca çok güzel bir şekilde gitti değil. Eminim çok fazla geri dönüldü, çok fazla başa Tabii dönüldü. tabii. Ya hani Ya. ya işte empati aşaması bitti mi acaba? Yeterli içgörümüz var mı? Hadi tanımlamaya geçelim mi? Noktasını sormak en kritik nokta diye düşünüyorum. Bilmiyorum doğru mu düşünüyorum? Aynen. Yok çok doğru. Yani burada Lean Startup mantığı aslında davranış yani veriler devreye giriyor. Örnek veriyorum. Biz bir tane çalışma yaptık. Dedik ki bir prototipini deneyelim. Tamam örnek veriyorum bu arada. Yok. Koyduk. Dedik ki yani biz tahminimiz ne? Bu modelde bu X üründe 150 tane müşteri bunu inceler. Personumuza uygun. Ve oturuyoruz. İşte X ürünü koyduk sokağa. Paltoç koyduk mesela. Ve oturup gözlemliyorsun. Diyorsun kaç tane müşteri buna dokunuyor? Kaç tane temas ediyor? Veri topluyorsun. Bu çok önemli. Veri elde bir hani nitel ve nicel veriler kısmı. Yani bir kullanıcı deneyimiyse zaten tıklama. Ama bir taraftan davranış deneyimi. Ya bu çok önemli. Davranışta gözlemlemeniz lazım. Ben bir tane projeyi bir saç hareketinden değişti mesela müşterinin. İlk prototip koyuldu. Ekran falan yapıldı mesela. Var iç müşteri yani içeride yapılan bir design team. Yani employee, çalışan çalışana bir design team yapıyor. Tasarımcı ekranda böyle yaparken saçıyla oynadı mesela. Ve oradaki yasalımcı şey dedi. Ya dedi bu ekranı gel saçınızla niye oynadınız? Şöyle baktı dedi ki yani ekrana bakmıyor musun sen dedi. Ya dedi davranışa da bakmamızı söylediler bu design çalışmasında. Ve şey dedi, ya dedi bu ekran dedi benle ilgili değil aslında dedi. Biraz sıkıldım saçımla o yüzden oynadım dedi. Ya dedi bu içgörü niye vermedin? Hiç bize sormadın ki dedi. Yani dedi ben ekran güzel mi? Güzel Çok dedim iyi. dedi. Yani bir saç hareketi yapmadan ekip işte bu şüphe. Yani bu davranış niye yaptı? Bir şey de çıkmayabilir ama merak. Yani Evet, çok kısmında kıymetli. o yüzden şey kısmı yani davranış gözlemleme kısmı çok çok değerli. Biz genelde yani onun etkileşim sayısı işte yani az önce bahsettiğim Kankan projesinde bile çok fazla veri topladılar. Yani içgörüler şey değil, şu demek değil. Sevmedim, beğenmedim. Ha tamam kabul ettik değil. Ya yani öyle bir şey yok. Yani gerçek deneyimde davranışlarını deney bulmanız lazım. Yani şu an anlatamıyorum nasıl deneyler yaptığımızı da ciddi anlamda böyle inanılmaz davranışlar deneyler yaptı ekip. Fikir buldular. Yani bu ara design thinking kreatif düşünme fikirde değildir. Ben her zaman söylerim. Sakın öyle bir aldanmayın derim. Empati aşamasında kreatif düşünme, yorumlarken kreatif düşünme, fikirde kreatif, prototipte kreatif, testte de kreatif olmanız lazım. Aynen. Her Yani tek bir noktada yerde kreatif her noktada işte kreatif bir her sonrası bu noktada yüzden. tasarımcı gibi bakmak aslında. Her Aynen. aşamada, her noktada. Yani bu şey çok güzel. Bu kurum içerisinde olursa müthiş keyifli oluyor. Yani bu gelirse biz bunu yaşadık. Şu anda çalıştığımız şirketlerde yaşatmaya çalışıyoruz. Geliştiriyoruz da. O yüzden de bu taraflar bugün de işte sporla alakalı Sport Innovation Lab diye böyle bir rapor okuyordum, araştırma okuyordum. Tamamen şeye odaklanmış yani. Bırak artık diyor, davranışa odaklandı. Yani raporda 2019 rapor. Tamamen de davranış paternini bulun diyor. Personayı bari çöpe atın demiş. Yani personayı çöpe at demiş. Yani persona seni yanlış yönlendirir. Raporda bir uluslararası bir rapor. Şeyde davranış diyor. Bütün her şey davranış. O davranışı nasıl alacağını bul. O davranışı nasıl yakalayacağını istediğin her ürünü kısmı ekibi o kadar düşünmesi gerekiyor diyebilirim.
Harika, çok güzel. Benim hep takıntı bir yerim orası. Persona konusunda ben de benzer hissiyatlara sahibim açıkçası. Bunu Ben duymak bugüne güzel kadar oldu. değildim. Rapor beni şaşırttı. Raporda ben şey yaptım. Baya argümanları çok kuvvetliydi. Ya dedim, Bir evet dedim. golf aplikasyonu projesinde ben ilk Persona'ya karşı bir acaba Persona'yla yanılıyor muyuz diye düşündüğümde işin final çıktısında benzer hissiyatı yakalamıştım gerçekten. Çünkü Hocam 50 yaş üstü yazın golf oynayan kişilere yönelik bir aynı. çalışmaydı. Sahaya inip golf oynadığımda olayın öyle olmadığını da birkaç davranıştan görmüş birisiyim bizzat. bu ara şey raporun ismi şu, az önce senin bahsettiğin işte, artık birisi araştırmaya dökmüş onu. Şey Sports Innovation Lab diye böyle bir rapor. Ben Google'da da direkt çıkar diye tahmin ediyorum. Çok güzel. Bunu da Oranın not şeyi alalım. raporda Persona out, the behavior in diyor. Yani şey kısmında, davranış kısmını 3 sayfa ayırmış ona. Sporla alakalı inovasyonda. Onun konusu da bu ara benim kendi güncel konum olduğu için bu ara oraya daldım. Şey kısmında diyebilirim. Ben de bugün ikna oldum. Çok Rapordaki güzel zaten hocam. yapıyordu, ikna oldum diye. Teşekkür ederim hocam. Gerçekten ağzına sağlık. Vakit daralıyor. Harika bir sohbet Estağfurullah. oluyor ama son bir sorum Evet. var. Sonra Tuna toparlıyor olacağız. Hem Tamamdır. saat ilerledi hem de katılımcılarımız da yavaş yavaş herhalde uykuya çekilmeye başladılar. YouTube'da da Ben maçı da yayını merak ediyorum. Maç ne oldu diye. Bir tane de gözüm maç ne acaba. kesinlikle öyle ama hakikaten harika, çok keyifli bir sohbet oldu. Ben şahsıma, kendi adıma teşekkür ederim ve tebrik ederim çalışmaların için hocam. Hemen son sorumu soruyorum. Herkesin de aslında gelen sorular da böyleydi. Mustafa Ait'in design thinking sürecinde kendisini nasıl motive ediyor ve hangi kaynaklardan besleniyor? Vallahi motivasyon insan. Yani insanların gözünde yapma isteğini gördükçe daha da yapasım geliyor. Yani o yüzden şey, en büyük o kaynağım insan. Yani gözde böyle parıltı görünce, böyle açılınca gözler, diyorum ki tamam. Yani ikna oldu. O bir aura var böyle. Bir şey çekiyor böyle. Diyorum ki devam et. Benim bir kalbim atmaya başladı böyle. Heyecanlanıyorum. Zaten o heyecanla devam ediyor. Çünkü ekipteki enerjiyi görünce ilham kaynakları hep insanın gözü yani. Orada, Harika. oradaki hareketleri. Yani çok kaynaktan besleniyor. Çok fazla design thinking ve design thinking okumuyorum artık tabii. Yani altta birçok disipline giriyorsunuz. Az önce bahsettiğim kaynaklar. Bir de şu da çok önemli. Hani temel kaynakları var. Design işte Yarı Çözdüğüm Erkek'te senin kitabın, keza aynı şekilde Türkçe kaynak olması açısından çok değerli. Teşekkürler hocam. Bu kaynaklar da beslenebilir. IBO'nun Twitter hesabı çok güzel. Zaten LinkedIn hesabı da çok değerli. Oraya çıkıp takip edebilirler. Yine Hasso Plattner Enstitüsü'nün yine hesapları. Stanford Üniversitesi'nin Design School ile alakalı şeyleri vardı. O hesaplardan devamlı böyle, yani case, ben şu an case bakıyorum, yani vaka bakıyorum. Problem ne kısmı. Biraz beslenmeyi oradan yapıyorum. Çok fazla case öğrenmeye çalışıyorum diyebilirim. Interaction Yani Foundation var. Türkiye'de yine Sherpa aynen. ve User Şerpa'nın Spot'un var. konuyla ilgili güzel Aynen. case'leri paylaşımları var. Bu açıda da bu dönemde de güzel bir odaklanma var. Bu bağlamda da senin üretmiş olduğun Mustafa Aydın LinkedIn hesabında mutlaka takip edin sosyal medya hesaplarını. O da harika içerikler Bak. paylaşıyor hocam. Ya, En hayatın azından her yerinde ya. Yani ya çok özür dilerim, böldüm. estağfurullah. Yani evde bile yapabilirsiniz. Diyorum. Yani bunu illa böyle bir workshop havasına getirmeyin. Ben onu diyorum ya. IBM'in bir makalesi var. Design Think is not a workshop diye bir makalesi var. IBM. Direkt böyle aslında çıkacaktı. Design is not a workshop. Bir workshop algısı var. Yani bir toplanmamız lazım. Bir 3 gün bir yerde. Ya bir toplanmayalım. Yani kısmı, çünkü zaman yok. Ben perakende sektöründe çalışmanın şey. Geçen gün bir İK direktörüyle çalıştık. Dedi ki, ben dedi Telekom'dan geldim dedi perakendeye. Mustafa Hocam perakende neymiş dedi ya. Ben dedi zaman yok derdi. Perakende de zaman adı yok. Yani şey kısmı. Yani o yüzden böyle benim perakende size çalışmam büyük bir artısı vardı bana. Böyle 3 gün falan ekipleri şey, büyük bir şeydi yani. Büyük bir lüks. Yani böyle bir şey ciddi ya, lütuf gibi bir şey. Hani o yüzden hani mümkünse design thinking workshop'tan çıkartıp toplantılara kadar indirge. Toplantı design nasıl yapılır? 15 dakikada Kesinlikle. design nasıl yapılır? Yani tasarım mantığını da almak aslında. Yani 15 dakikada yarım saate design nasıl yapılır? Ekipleri o problem çözmeye, karmaşık problemleri çözmeye de alakalı kas geliştirmesi. Evde de bile yani
Örnek veriyorum, çok basit işte. Kızınız bir şeyi şikayet ediyorsa design thinking. Yani mesele mevzu. İkna etmeye çalışmayın. Ödül ceza vermeyin. Hani genelde şey, beni ödülle cezalandırma diye. Aslında bir Muhteşem bir içgörü kitap. istiyorsun. Aynen. Özgür Balat'ın. Yani içgörü bul aslında. Yani ne duyuyor, ne görüyor, karşılaştığı sorunlar neler. Yani illa böyle design bir workshop. Aslında sokaktaki Mehmet amcayı gör ve içgörü yakala. Yani ya da bir çözüm varsa bir yerde şunu sor. Ya acaba hangi problemle bunu bulmuşlardır? Merak et. Ben vardır mesela. Ben yapıyorum mesela. Diyorum ki işte bizim kaldırımlar yapıldı. Diyorum ki orada kaldırım yapan amca var bu arada. Yani meraklı böyle. Selamünaleyküm, aleykümselam abi. Ya diyorum yani ne oldu da problem oldu diyorum. Bu kaldırım taşını değiştiriyorsunuz diyorum. Çok şikayet etmişsiniz diyor. Diyor ki yani diyor ki şikayet neymiş diyorum. İşte hani şu hatırlamıyorum. İşte arasını su kaçıyor, üstünüzü ıslatıyor falan. Çok yaşayanlar vardır böyle şey. Yani bu bile aslında merak şey, problem ne? İçgörü ne? Fikir niye gelişmiş gibi her yerde var aslında diyebilirim. Aynen hocam. Çok teşekkür ederim Mustafa Aydın. Yol güzel diyor. Yolculuk güzel Yok diyor ve güzel. Aynen. hayatın her yerinde design thinking'i arayın, bulun. Evde bile bir case yakalamaya çalışın. Cümle kurarken de, Aynen. yazı yazarken de, hatta ilişkilerin içerisinde de, Aynen. üretimde de design thinking'i yaşayın diyor. Gerçekten çok keyif aldım hocam ben. Çok Vallahi teşekkür benim ederim. eşim Umarım bana şey diyor. Eşimle böyle konuşuyor ki iç görümü bul diyor bana. Diyor çok aldattı. güzel. Evet, İç görümü bul. yemek Aldattı. masasına kahvaltıya kadar yansımış. Çok güzel. Evet. O iyi Design olmuyor ama. Çok özür dilerim. Şeyi tavsiye ediyorum. Diyorum ki eve iş getirmeyeceğim diyorum bundan sonra. ama Hani şey hocam, kısmı. sen bu konuda design thinking'in vücut bulmuş halisin. Hani sürekli böyle yaşıyorsun. Aslında doğru olan da bu. Hani yaşamın birçok noktasına bunu dahil etmenin ne kadar kıymetli olduğunu göstermeye çalışıyorsun ki sektör bağımsız bu kadar başarılı oluyor olman ve şimdi spordan birçok Çok noktaya çok teşekkür güzel işler yapabiliyor olman bence bununla alakalı. Emeklerine ve yüreğine sağlık. Ayırdığın ederim. vakit için çok Evet. teşekkür ederiz. Çok yoğun Ben de olduğunu size teşekkür biliyoruz. ederim. Böyle harika bir topluluk oluşturdun. Ben de heyecanla böyle merakla takip ediyorum. Bir taraftan da hani zaten beraberiz o noktada da. Kesinlikle hocam. Ben emekleriniz için çok teşekkür ederim. Ben Böyle teşekkür bir ederim hocam. oluşumda yer benim için. Çok sağ olun hocam. Design Thinking Turkey topluluğuna yönetim kurulu üyemiz Gökhan Gökova ve Gizem Pala'ya da çok teşekkür ediyorum. Evet, Onların desteği, eyvallah. katkısıyla zaten ve gönüllülerimizle Evet. birlikte bir aradayız. Aramızda olmak isteyen, gönlümüz olmak isteyen arkadaşları da aramıza bekleriz. Bizlere mutlaka ulaşın. Design Thinking'i daha çok noktaya yaymaya çalışıyoruz. Bu konuda da bu İnşallah. akşam Think Talk'ta Mustafa Aydın bizlerle birlikteydi. Çok kıymetli bir sohbet oldu. Görüşlerinizi, yorumlarınızı, iyi ve kötü eleştirilerinizi lütfen bize bildirin ki bundan sonra yapacağımız Design Talks'larda, Think Talk'larda bunları değerlendirelim sevgili arkadaşlar. Önümüzdeki ay UX Design konuşuyor olacağız. Çok kıymetli bir konumuz olacak. UX Design ve Design Thinking ilişkisini anlatıyor olacağız. Bu konuda da yine çok kıymetli bir konuğumuz var. Bundan sonra Mustafa Hoca'yı da gönüllü olarak aramıza aldık, yakaladık. Bundan sonra da bırakmayız. Herkese çok iyi İnşallah. akşamlar Seni diliyoruz de severim. arkadaşlar. Kaydımızı YouTube'dan yayınlıyor olacağız. Mustafa Hoca'nın kitap önerilerinde kendisinden bizzat alıp küçük küçük notlarla Tamamdır. YouTube'daki açıklamalarımıza yazıyor olacağız. Tekrardan katılan herkese çok teşekkürler. Maçın olduğu gün böyle Evet güzel ya. katılımlı, keyifli bir 3-3 sohbet bitmiş. ama çok kıymetli. Ülkeye adına bir umut. Ben futbol izlemiyorum ama ülkem adına bir umut yakaladığım için çok mutluyum. Herkese çok teşekkürler. Bu arada canlı skorlar da geliyor. Evet 4-2. 4-2. Ben de gözüm açıldı. Bir yandan müthişler. O destek veren arkadaşlar çok teşekkür ediyoruz. Son Ben de sözleriniz teşekkür varsa ederim. alalım hocam. Sonra da sizin sözlerinizi bitirmiş olalım. Ya ben ilişki odaklı birisiyim. Genelde öyle tarif ederim. Çok severim sohbet etmeyi. Burada çok Kadir Bey'den tutun da zaten Emre Hocam da var, Hüseyin Hocam. Birçok kişi de zaten şeyimiz de var. Cansu, Kezza, Buket Hocam var. O yüzden hani sohbet açmaya, sohbet etmeye çok hevesli. Hani herkes böyle rahatlıkla yazabilir. LinkedIn'den şeyden. Çok da keyif alırım. Yine Mehmet Hocam, Mehmet ne var? Ekranda gördükleri şöyle şey yapıyorum. İnşallah görünmediklerine kusura bakmasın. Hani şey yapmıyorum. Çok çok teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Güzel günlerde inşallah buluşmak dileğiyle diyorum. İnşallah hocam. Biz teşekkür ederiz. Herkese iyi akşamlar diliyoruz. Design Thinking İyi Turkey akşamlar. topluluğunun
Mustafa Aydın'la birlikte gerçekleştirmiş olduğumuz Think Talks yayını burada sona erdi. Önümüzdeki ay, Aralık ayında yılın son konuyla UX Design'la birlikte tekrar birlikte olacağız. Çok kıymetli bir konuğumuz var. Sektörden bir UX Design takım lideriyle beraber oluyor olacağız. Herkese iyi akşamlar diliyoruz. Bol bol paylaşım yapıp hocamı da beni etkileyin. Mutlaka Mustafa Aydın'ı sosyal medyadan, LinkedIn'den takip edin arkadaşlar. Görüşmek üzere, iyi akşamlar diliyorum. İyi akşamlar, sağlıcakla kalın.